İstanbul esnafının başı bir süredir döviz cambazı bir dolandırıcıyla dertte. Esnafa İsviçre frangı bozduracağım deyip onda biri değerinde İsveç kronu veren adam Kadıköy'den sonra Karaköy'de ortaya çıktı ve bakın bu kez ne kadar dolandırdı. İsviçre'de yaşadığını, kız kardeşine hediye alacağını, İsviçre frangıyla ödeme yapacağını söyledi. Ama daha sonrasında ödemeyi İsveç kronuyla yaptı. Gitti. 100 İsviçre frankı yerine 100 İsveç kronu verdi. Hem alışveriş yaptı hem para üstü aldı, dolandırdı. 700 TL gibi bir zararımız oldu. Kadıköy'de esnafı mağdur eden dolandırıcı bu kez de aynı numarayı Karaköy'de yaptı. Bizim ilk defa başımıza geldi. Sıcağını sıcağına fark etmedik. Yine aynı numara. Dolandırıcı İsviçre'den ayağımın tozuyla daha yeni geldim, uçaktan indim, kız kardeşime hediye almam lazım dedi. Bir bileklik bir kolye aldı. Dolandırıcı paramı bozduramadım. Ödemeyi İsviçre frangıyla yapacağım dedi. 100 İsviçre frankı diye 100 İsveç kronu verdi. Kron franktan 10 kat daha değersiz. Paralar da aslında biraz birbirine benziyor ama biri 920 TL yapıyor, biri 89 lira yapıyor. Dolandırıcı mağazadaki güvenlik kamerasına da yakalandı. Kişi aynı kişi. Benzetmek gibi olmasın, ben boylarda, biraz esmer. O kadar pişkindi ki bir de pazarlık yapmaya kalkıştı. Çok rahat ama sonlara doğru biraz stresli. Parayı verir vermez kaçarmışçasına gitti. Tabii kur farkından kaynaklı biraz da bir TL olarak para üstü ödedik. Peki ne yaptınız 100 kronu? 100 kronu... Zarardan düştük. Bozdurduk. Allah'tan o gerçekmiş. Esnafın tek bir isteği var. Bu dolandırıcının aynı taktikle başkalarını da mağdur etmeden yakalanması. Dün esnaf kardeşlerimiz dikkatli olsunlar.